Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşənlərinə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalkun. Qadirli görmələrimiz, həmənlaq məlum olğandak biz bu proqramımızda milletimizin hər qaysı qatlamlarından məyli cəmiyyət rəhbərləri olsun, bilim sahəsindəki ustazlarımız olsun, ya ki dini alimlərimiz olsun, milletimizə əlaqədar olan hər xil mövzularda şu mövzununki kəsb əhlini təklif qılıb her xil temalarda söhbət edib berib kelyatımız. Bugünkü aziz mehmanim, bugün şunun cümlesinden milletimizge bugün çat eldi muhacirette aktif hizmet kılayotgan nurgun hizmetlerini haberlerimiz arkalık sizlerge pat yetkizip durayotgan bir kıymetli mehmanim var. O bosumu Nur Muhammed Türkistaniy kardeşimizin təklif qıldık. Avustraliya Şarkiy Türkistan Cemiyeti'nin reisi hörmətli Nur Muhammed Türkistan'ın teklif oldu. Kıymetli vaxtdan çıkarıp kep'e geldik için aldığımdan köp rahmet ediniz. Sizlerimi köp rahmetlayım olsun. Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz programımız Naq Meydan'dan taqitli otudu. Ekran aldı çıkıp duru atkan numurla arkalık programımızga alaqadar arkandaq sual, fikir, teklifler onlar bolsa yolluşanlarını ümit qılımız. Elbette bugünkü temimiz xilma-xil mavzularda, xilma-xil sahaya girip söhbət edib almaqçı bugün. Qardaşımızı mən əslisəm qardaşlıq uçuruşu bir qancha il burun bir söhbət edib bağlandıq. Ondan keyin görüşüş, istiqlallı parağınış fürsətimiz olmadı. Əlbəttə sizinki qılıb atqan nurgun xidmətlərinizi Avstraliya həm mühacirətdəki davayımız güclüklə aid aktiv getib atqan dövlətlərin biri. İstiqlal bugün tunca qatım biz bu stüdyoda oturup parağınlaşıyorduk bizimle. İlgili diğinimdeki bir kaç yıl burun bir kısa bir sohbet oldu. Şu an İstiqlal ekran aldı ki qardaşlarımızga, körgüçlerimizga sizin böyle yandım biraz kısaca tunup ötken olsak, onun kendinden programımıza girip tefsirle parağınlaşalım olsak. Allah'ın rahmet. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Dünyanın başka her qaysi joylarda yaşayotgan, muhacirat tuturayotgan ve şundaqla vatan millatning, xalqimizning davosini bo'shatmay kelayotgan barliq el suyar qarindoshlarga o'zim, oilam, Avstraliyadagi jamiyat ve şundaqla Avstraliyada yaşayotgan 3000 yaqin Şarkiy Türkistan jamoati nomidan aldı bilan qizg'in salomlarim ve şundaqlar bugün İstiqlal televiziyasiningki taklifiga binoan bu yerga kelib aqasinglar bilan ekran orqali didarlashganligimdan intayin xursand bo'lganligimni va Istiqlol TV'si ishlayotgan qarindoshlarimningki jafoliq emgaklari bo'lgan hurmatlarimni bildirish bilan boshlayman. Rahmat, Alloh razı olsun. Men hammanglarga tunishliq bo'lmasam-mo, o'zim Nur Muhammed Abdulmajid Türkistaniy deb atalaman. Avstraliya yashagan 15 yil bo'ldi. Avstraliya yashagan dastlabki kunlarimdan tortib shu yerdagi jamoat ichida özümünki şu cemaatke tevbe boğallıqımını his qıyğan ve şundaqla cemaatçılığın içinde büyüyen cemaatçılığının yardımı arqılıq özümüzninki milletimiz, devletimiz ve menfaatimizge münasibetlik boğan məzmunlarda qolumuzdan kildiğan dairler boyunca hizmet qılıb kelayotgan bir qarindishinglar hesablanıman. Ben 2016 yılından önce 2016 yılından burun 9 yıl cemiyetinin katipliğini kıygandım. Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti'nin. 2016 yılından tatip, hazır kâgıca 2 qatar saylamda reislik vazifesini ötep kelyotman. Bu jarayonda üzerinde Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti'nin reis emas, belki Şarkiy Türkistan halkımızınki adli bir xadimi sifatida deb o'ylayman. Qo'limdan kelse qilaman. Qo'limdan kelmaganga undan Allohdan yordam talab qilib kelyotamiz. Bu jarayonlarda nurg'ulligan chet el ziyoratlarida bo'ldik. Tashkilotlar bilan munosabatda bo'ldik. Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti barliq Şarkiy Türkistan ve Uygur tashkilotlari bilan ijobiy munosabati bo'lgan. Bular bilan qarindoshlik xizmatlarda o'rtoqlashayotgan va shundaqla hamma millatga foydali bo'lgan xizmatlarda dastak berayotgan bir yaxshi tashkilot deb qaraymiz. Jamiyatimizningki hozir qilayotgan ishlarining qisqachalam xulosa qilib o'tgan bo'lsak, biz vatan millet davasını, şundaqla cemaatçilik hizmetleri, sırt tuturuvatkan aciz yetim misir ve muhtaclığa yardım veriş hizmetleri, akbarat vasıtaları, hükümet vasıtaları ve halk vasıtaları arqılıq davasımızın tonutuş hizmetleri ve şundaqla diplomatiya oruntuş qatarlıq sahalar boyunca hizmet qilib kelyotimiz. Yani bu gerçi bu qilib atkan hizmetlerini ben degen türler boyunca çoğun tağı örümügen bolsak mı? Ama lakin Xuddi İbrahim Aleyhisselam'a su tuşuğan kuçkaşının ki kalbideki şu mehri muhabbetle toyg'usi bilan hizmet qilib kelyotimiz deb qarayman. Köptün köp rahmet. Deginimdik Avustraliya uzundan buyon xalqimiz sizningga nazir bir savolingiz javobingizni eshitsam. Nihoyat aktiv davomimiz kuchli bir şekilde ketayotgan bir davlat. Siz birinci savolimda azroq qisqa bir şekilde jamiyatning qilayotgan ishini so'zlab o'tdingiz. Baştan da şu Avustralya'daki Şarkiy Türkistan davamızın umumi ahvalını biraz aşkan bolsak, qancha yil bo'ldi bu cemiyet mesela 2016-yilgacha başkanlıkını elib borgandim dediniz. Qurulg'i qancha yil bo'ldi? Siz chet elga chiqib qancha yil bo'ldi? Buni cevap alishimiz. Yaxshi savol. Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti 1992. Avustralya Şarkiy Türkistan Cemiyeti mi? Şarkiy Türkistan Avustralya. Bu ikki atalg'idagi kitobda Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti to'g'ri engelliq. Ha. Engelliq. Bu da Şarkiy Türkistanlıqlarning Avustraliyadagi jamiyati degan order bo'yicha kelganda Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti ya'ni STAC degan qisqartirilmasi bilan 1992-yili tunji qitimdagi ko'chmanlarimiz birinci avlod ko'chmanlar 92-yil qurilgan. 92-yil qurilgan. Ya'ni bu chet eldagi muhajirat tashkilotlarining eng qadimgisi desak bo'ladi. Xuddi 1992-yili Istanbulda qurilgan Şarkiy Türkistan Milli Birlik Şurasıningki bu yordami sifatida qurilgan bir tashkilot sifatida xizmat qilib kelganlik. Birinci avlod qurgan cho'nglarimiz 92-yildan tortib 98-yilgacha 6 yil jarayonida buni Türkistan Avustraliya Jamiyati degan nomda, ya'ni ATA degan qisqartirilgan shaklda xizmat qilib kelgan. 98-yili devletimizden namının ki tedrici halde tunuluşu vesile bolsun. Şarkiy Türkistan'daki coğrafyalık hukum, siyasi hukumunun ki Avustralya'daki bir kıta şekildeki devletinin içinde tarqilishi ve şundakla bizden inovatimizden tıkınışıki paydası bolsun deyiş arqilib. Çoğunlarımız bu cemiyet nasmını Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti deb özgertib ketgan. 98 yilidan 2007 yiliga bo'lgan bu 9 yil mabaynida 3 qitimlik rahbarlar qatlami bo'lib, bular öz aldığı şu çağdaki cemaatimizdeki ihtiyacı, amiriyetimiz, nüfusumuz ve şundakla şu devlete verilgen imtiyazlarının hepsini to'liq paydalanib, öz aldığı yaxshi faaliyetlerini qilib kelgan. Ama bu şu 9 yıl jarayonidagi faaliyetlerin hepsini xarakterden qarab aytgan chaqda, asaslıqi cemaatçilik, namoyish xarakteridagi xizmatlar ve şundakla qisqa ichidagi devlet içi bilan cheklanadigan aloqa turdagi faaliyetler. Lekin andisanda bo'layotgan xalqaradagi yig'ilishlar, toplantılar, qatorliqlar ishtirok qilish va yordamni bo'lish xizmatlari bo'lib ketgan. 2007-yili 11-oyda bo'lgan bu 6-navbatlik qurultayda seplangan yangi rahbarlik heyeti o'tirib chiqqandan keyin bir qator yangi islohotlar elib berildi. Bu islohotlar elib berilishi chunki bizning şu uning oldidagi 15 yillik tariximizda iqtisodiy jihatdagi ojizligimiz, İctimai icatlık o'rnimizning ancha cho'ng bo'lmasligi ve shundaqla nüfusumuzdan, itibarımızdan ve elib borgan faoliyatlarimizning xarakteridagi bir qatlamlarning aciz bo'lishligi qatorliq acizliklarning hammasi ko'rib aytgandan keyin biz bu jamiyatningki faoliyatlariga, qurilmasiga ve shundaqla o'zimizningki bundan keyingi sog'lom taraqqiyoti ve yangidan avlodlarning qanday qilib vatan da'vosiga yetishtirish jihatida nurg'un tajribalar orqali jamiyat tadrijiy holda islohat tuzilmasini elib berish orqali aldı bilen iqtisadiy kurulmamızın yaxşılaş doğruluq biz tafsili muzakiralash orqali 2007 yildagi 1 dollarım bo'lmagan holatimizni hozir shu 12 yillik taraqqiyotimiz orqali 1 milyon dollarlık mablag'ga ega bo'lgan bir jamiyatga aylanadigan bo'lsak, 2007 yilning oldida chuvalchaq bo'lgan mol-mulklarimiz yoki o'zimizga tava bo'lgan mulklarimiz aciz bo'lgan holatdan hozir masalan muntizimlashgan tuzumlarimiz, ishxona aslahalarimiz va shunday xizmat supullarimiz bo'lgan va o'zimizningki rahbarlik qatlamlarimizdagi odamlarning sapasi jihatdan bo'lsin, ularningki vatan millat da'vosi bo'lgan fidokorlik jihatdan bo'lsinki orttirib berishi va bularningki kasbiylashish holati qatorliqlardan hisob berib bordik. Undan keyin 3-qatlamda jamiyat xizmatlarini nuqul holda jamoatchiligimizning ichidagi doiradan ko'tarib chiqish orqali buni atrofdagi boshqa musulmon qarindoshlar, musulmon bo'lmagan boshqa tashkilotlar ve bulağıma yakınlatış ve şundakla devlet katlamadaki hükümet, gayri hükümet teşkilatları, akademikler, siyasi yolla ve başka nüfuzluk erbapla ve şahslerin aldığı bu Şarkiy Türkistan degen bir xil hukmni, Şarkiy Türkistan davası degen bir xil bu mazmunni bularning aldığı tunuşluqqa ikkillik desek mi buldu? Bu jarayonda Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti'nin tirishchanligi ostida Şarkiy Türkistan Cumhuriyet Günü Janubi Avustralya'da resmi devlet bayramı da kalendarga kirgizilib, hükümetlerden Janubi Avustralya hükümetinin parlamentoda Şarkiy Türkistan degen devlet bo'lgan millet bu. Muşu milletinin vekilleri muşular deb xizmat qilib her yıl faaliyetlere katlaşıp kelimiz. Ondan başka kem kalan bir sahada, o aldın 12 yıl ceryanında kem kalan sahada ne boptu kendisi? Akbara sahasıdaki bizden davaisimiz, cemaatimiz, cemiyetimiz ve kılgan hizmetlerimiz gibi olan düşüncenin ki yetersizliği boptu kendisi. Biz bu kink 12 yıllık ıslahat ceryanında bu sahagimi hem de bir qıtırqınıp izlenip kiriş arkalık cemaatimizning, devletimizning, menfaatimizning, halkımızın bizge münasebetli boğan baylıkımız, ekologiyasimiz ve şundakla coğrafiyasimiz, medeniyetimiz katarlı nurgun amillerimiz o akbarat vasıtaları, gazet, jurnal ve şundakla kızıkıdıgan taraflarının ki tədqiqat temelleri arkalık bu sahilada keng cemaatçilikka Avustralya tunuşka ega qildik. Bu tirishchanliklar nimani barlıq keltirdi dese, Avustralya degen dünyadaki çoğun, yani 7. çoğun devlet boğan zemin bütünlüğü cihatta, iktisadi cihatta aldığında 14 devletin çıkardığı devlet bu süpütü bilen, dünyadaki avazı güçlük bir boğan devlet, hem de başkaları arzu kıldığın bir devlet. Yani bunda bir çoğun devlette, yani bulatma, yani bir nesi var, ya da 1.200.000 Xitay boğan, ticaretçileri, karhançileri, diplomatik organları boğan, şunda güçlü tesiri, Xitay'ın güçlü tesiri boğan bir devlette, kandak kılıp küçük bir cemaatinin ki, qolluk bir cemaatke, qolluk bir cemiyetke ve şundakla devlet, hükümet, halkının işi de abruyu kazangan ve netice kazangan bir teşkilatı aylanganlıkımızdan üzelam, bizdenki kılgan neticelerimizin etipireli de oylayman. Doğru, hakikaten. Yaxşı bir düşündük bedeniz, halkımızın köpüncüsü, qanchalik nüfusga ega biz u yerda buni bilsak yani. Nüfus istatistikasi Avustraliyada her xil bayonlar bilan berilib kelmoqda. Endi buning eng to'g'risi Davlat istatistika idarasiningki bu rekordi qaralgan chaqda Uyg'ur deb tizmalangan soni 450 dan aşmaydi ekan. Ammo lekin biz jamoat, yani jamiyat xizmatini qilganlar yuqori deb aytdim, mush 13 yillik xizmat jarayonida biz yani tutgan muhim nuqtalardan birisi mush demografiyasimizni, o'zimizning xalqimizning Avstraliyaning qaysi joyida qanchalik odam joylashdi, erb qancha, ayol qancha, o'quvchi qancha, ishlaydigani qancha, ishlanmaydigani qancha, og'irqi qancha, yangidan kelgani qancha, mushu demografiyasimizni tadqiq qilib chiqdik biz endi. Mush orqali elingan sonning o'zi 2.5 ming bilan 2700 atrofidagi son muqim. Ammo bizga bilinmay qolgan qismi 10% deb atalgan bo'lsa, o 10% uning qassaq tabiiylam şu 3000 atrofida Şarkiy Türkistanlıqlar, yani Uygur tilini so'zlaydigan Şarkiy Türkistanlar yashaydi deb muqarrarlashtirish bo'ladi. Bular hamda asosliqi 3 cho'ng shaharga, Adelaide, Melbourne, Sydney qatorli 3 cho'ng shaharga to'plish markazlashgan. Az bir qismlik odamlar Brisbane deb shimoliy qismlik o'lkaga joylashgan, g'arbiy qismlik o'lkada bir 50-60 odam yashaydi. Mushu shaharda yashaydi, markazi bo'lgan Canberrada 2-3 aile yaşaşı mümkün. Şuna olan koşulap sanımız şu 2700 bilen 3000 oturlukta da şu hükümet tarafından mı ve akbarat tarafından mı şunda kayıt kılınmakta hazır. Hoş. Köp rahmet bu ekrandan Avustralya'daki kıyırındaşlarımızın elbette köpünçe nurgun körülmelerimizin bizge devamlı inkas kaptırdı. Tekrar sizden huzurunuzu ve selam yolu olayla kıyırındaşlarımızla. Selamun Aleyküm. Hem de bu katımki Türkiye ziyaretinizning sebebini fiyadan başlasak. Aldı bilen bu konumda şu Türkiye'de bu kıtım bizden aldığımızda çıkıp hizmet kıygan Şarkiy Türkistan Maarif Hemkarlık Cemiyetimiz, Nozugum Ayallar Cemiyeti, Sutuk Boraqan Vakfı, Yeni Nesil Hareketi ve Mavi Hilal Ay Cemiyetimiz, İstiklal Televizyonu, qatarlıq şu bizden cemaatimizden, milletimizden hizmetini kılayotgan pidakar teşkilatlarımıza bizge kösetken mehribanlıqı, g'amxo'rlik ustiga rahmetim bilan başlayman. Biz Avustralya'da Şarkiy Türkistan davasini anglitish jarayonida biz her xil o'lkalarga bordik, başka shaharlarga bordik, başka millatlar bilan tanishdik, so'zlashdik ve başka o'xshamagan supalarda yüzümüzdeki kuldan kildiğin sahalar boyunca bu vatan davasını, halkımızdan avazını al çıkmaya sebep olduk. Aldan kışıyla Ramazan mezgilinde Men boran qilgan bir safirimda bir masjidning ichida Şarkiy Türkistan to'g'riliq so'z degan so'zimning qatnashgan tomoshabinlarning ichida bu men bilan birga kelgan tashkilotning raisi bor bo'lgan kim edi. Ular Avstraliya xalqaro yordam tashkiloti deb tizimga ilingan musulmonlarga yordam berish, ya'ni saxovat tashkiloti. Bu tashkilotning raisi keyin ayrim bir g'ayriy rasmiy ko'rish orqali şu silahın ve silahın anlagandan keyin ve üzümdençe bir mesuliyetim bağlıqını his qilgandek turdum. Teşkilat reisi buluşum bilen silah qandaq yordam qilsak bula degan çağda biz en az degan çağda 10 ne çıqıtın bula bilen uçuruş elip bardık. Bu jarayonda Melbourne qancha qitim bağam boldum, görüşken bolduq telefon, e-mail orqali. Axırda bula bilen birleşip biz bir resmi teklif layihasi tuzib chiqdik. Teklif loyihasimizda Şarkiy Türkistan Maarif Hemkarlık Teşkilatı ve şundaqla teşkilatlarga biqinmagan shaxslar, jamoatimizninki, jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi odamlar orqali biz bir san to'pladik. Ya'ni biz ehtiyoj sohiblari bo'lgan odamlarimizning ichidan ayollar va bolalar, yetim tul-xotun, yetim bolalar sohasiga ham qaratilgan bir sonni dastlabki bir sonni to'plash orqali 200 dona odamning ismini yakımız tizimlikini istep çıkıp şu konumda şu ayalla ve balala hizmetinin ki ne kadar zorunlulukini ve nim için Türkiye'de hazır muşunda ahvalın şeklinde kagallıkını Xitay zulmanın ki sebeplerden kep çıkan bu köçmelikten kep çıkan tragediyelik bazı akıbetlerine biz kağız yüzde tefsili turuşturuş arkalık bu karındaşlarımızla muşu Türkümlük asınalara yardım verişinden zorunluluk ki bunu analara ve balalara en aciz boğan, en koğduluşluk tikişlik olan kısımlarımız yardım versek bizninki Avustralya'nın bu tüzümü şunda. Çünkü Avustralya'da kanışının devleti küçük balla en kodulduğun bir devlet. Bu konumda gektiyse hemmeden anlaydı. Şundan şu resmi programın tüzüşü arkalıp, teklif layihasimiz bilen bir sanlı bir iş arkalıp bulağa belgençadı. Bu teşkilat biz ölen Şarkiy Türkistan Avustralya Cemiyeti ile hemkarlaşıp, yerlik Uygur kırımdaşlarımız ile hemkarlaşıp, bu turnu aldan kişiyle 12. ayda resmi bir platform arkalıp başladık. Ondan ki birkaç mescidlerde toplamcılış ve teşvikat kılış arkalık Şarkiy Türkistan ve Yemen'deki balalar meselesi de iş program birleştirgen esasda biz ortak teşvik kılış arkalık 130 bin Avustralya doları kıymetindeki toplam toplagandık. Bunu işki bölgen çağda bizden kulumuzda 65 bin dolar yani Amerika dolarına 40 bin 500 Amerika doları kıymetindeki umumi teyyarlanan pulunu biz bu şu kırındaşlarımızla biz yüzümüz pilallagan noktalar boyunca yetkizimiz degen maksat bilen keldik. Yetip gelgendiğin ki müşahedeki yerlik cemaatninki teşkilatları boğanı, barlıq teşkilatninki vekilleri, cemaatnin içinin kelgen yani teşkilatları bekinmagan cemaatnin vekilleri, ayalla vekilleri, yaki yaşla vekilleri, yaki yetim ballarının ilgilleri qatarlıqlar bilen destek kadimde uçuruş arqılıb bulan bilen müşahara kılıştık. Biz ekkegen bu projektini qandaq yetkizsek bula, silahının meseliyatını anlamak bizim planımız oba. Ama silahının meseliyatını anlamak bu inç qandaqlımız degen çağda sözlüş arqılıq biz hemimiz ortak buraya geldik ki şu yetim ve tul ayallara iqtisadi cihatta qiyinçiliği bağlıqını etilgandikin, ulara iqtisadi cihatta naq pul tarqitish ve şundaqla şular bilan münasibetlik bo'lgan 400 ailaga yemek içmek tarqitish degan ortak muzokaraga keldik. Nayt hemimizning qo'shilishi orqali bu programını 3 günge bilib 10. Mart günüden 12. Mart günü kadar Mavi Hilal Ay Cemiyeti'ninki merkezinde kırımdaşlarımızdan taqtiş, körüşüş, uçuruş oldu. Bundan başka ayrım ailelerine, tul ayal, yetim balalarına, Kur'an kurslarına, mekteplerine toplaşıp oturaqlagan bayrağa şahsen ziyaret qilib bordik. Bularning amili ko'rishdik, ailedeki turmuş şaraitini, bularning ko'rayotgan turmuş haletlerini öz küzümüz bilan ko'rish ve hatırlash ve ularninki isimlerini, kimliklerini ve hazır turumlarının hammasini tafsili hatırlash orqali şu 40 bin 500 dolarlık proyektini tamamlıq, naytı yaxşı, en bixatar ve en layık deb qaralgan şekilde kırındaşlarımız yetkizgen olduk. Mana şu bizim planımızdı. Allah'ın rahmeti olan bu plan emelge aşı deb qaraymiz. Bundan keyin biz ağan bu cemaatimizden ve şundaqlı cemiyetimizden hizmetini qilgan kırındaşlarımızın yardımından kelgan bu ilhamla arkalık bundan keyin muşunağa o'xshash turdagi proyektlerini köpligen şekilde yetkizgen bulupmu maarif, ayollar bexatarligi, ballar bexatarligi, sahiya işleri, şundaqla yetimlarninki mektep urulushuş ve ularninki pakizlik, doktorluqdagi alohida ahvollar qatorliq talablarini qamdashqa bularning yana bir qismi bor, cho'ng ayollarni. Shu soha bo'yicha biz yordam berganga bir dastlabki loyiha planlarini elib ketdik. Alloh xolsa o'zlashtirish jarayonini qanchalik amaliyalashsa yana şu qaytib kelib qarindoshlarimiz bilan uchrashish niyatlarimiz bor. Ko'p rahmat buningga vasila bo'lgan har bir qarindoshlarimiz yoki jamiyatimizdan. Siz bilan birga kelgan jamiyatni tilg'ab qoldingiz, bu xalqaro yordam tashkiloti, ya'ni International Aid haqida biraz so'zlamoq. Bo'ladi. Xalqaro yordam tashkiloti, ya'ni Australian International Aid deb ataladi. Bu tashkilat Victoria shtatining Melbourne shahrida tizimga oldirilgan Albaniya masjidi bilan hamkorlik munosabati bo'lgan 7 yildan beri dünyanın burjaklaridagi qiynalgan, azobda qolgan va shundaqla iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jihat qiynalib musulmon jamoatlarga yordam berishni o'ziga nishon qilgan. Uningdan boshqa Avstraliyaning ichidagi boshqa davlat xalqlar uchrayotgan ofat xarakterli hodisalarga o'zlarining yordam qo'llarini sunib kelayotgan bir yaxshi saxovat organ tashkiloti bo'lib hisoblanadi. Musulmonlar tomonidan qurilgan bir tashkilot. Bular musulmon qarindoshlarimiz, bularningki muqim odam manbasi, ya'ni a'zolari yo'q, lekin bularni boshqarish supisida 7 dona qarindoshimiz bor. 7 dona qarindoshimiz o'xshamagan davlatlardan kelib kelgan odamlar. Bularning orasida Suriyalik, Pokistonlik, Hindistonlik qarindoshlarimiz bor. Ammo hammasi bu tashkilotning bir ortiqchilik nima deganchada, bular xalqdan yig'ilgan pullarning hammasini 700 jarayonga ketgan chiqimlarning hammasini o'zidan chiqdan chiqarib, xarajatlarni o'zlari qilib, faqat yig'ilgan pulning hammasini bir amana shaklda shu nadi ehtiyoj qilib chiqqan bo'lsa, shu joyga to'liq va haqli qoldi yetkazishni o'ziga bir prinsip qilgan yaxshi niyatli qarindoshlarimizdan tashkil topgan bir tashkilotdir. 7 yilning o'zi Burma, Rohingya, Sudan, Suriya, Lebanon, Yemen ve başka qatarlıq yerlerdeki Hindistan, Sri Lanka qatarlıq caylağı bula berip nurgulluğa yardım türlerini kıygan. Hatta Türkiye'deki Suriye refujilerimi bir yardım türlerini kıygan iken. Yani bizden tavsiyasimiz arkalı tunca qitim Şarkiy Türkistanlıqlağı boğan resmi bir başlangıç, yani çığırı yol şekildeki bir mənbəni açdıq deb qarayımız. Bula arkalı özlerimi bizge eğitişdi. Bunun dinkin biz əmeli əxvanı köygen dinkin xalqınlarının ki hakikaten sizlere yardım bir işke bulup mu? Yalğız iqtisadi cihetten emez, mənevi cihetten. Ulanınki qırındaşlıq ve kuçaklışı cihettin, mehir yetkisi cihettin sizlerine en yardım ihtiyacı sahipdir kendisiyle. Biz bu şicayetle kulumuzdaki yardımlarla tıkılıştırışımız degen sahibi boyunca yakışı ve önümlerle kayıtıp gitiştir hep oylayma. Hoş. Şarkiy Türkistan Mavi Ay İnsani Yardım Cemiyetiyle birlikte bu katımki faaliyetlerini taqatlanıp biz bu haberimizden beri okunaydı. Hem de mayda bu xalqaro yardım tashkilotidagi qarindoshlarimiz bo'lsin, siz bo'ling. Bu qadimgi amaliy ahvolni tarqatish jarayonida nimalarni his qildingiz? Bundan keyinki bu Mavi Ay jamiyatidan ba'zi oldin qadimgi javobingizda biraz ba'zi narsalarni hamkorlashganligimiz to'g'ri muzokaralarni elib bordik dedingiz. Kelgusidagi qanday bir xizmat planlarini o'ylashdingiz? His qilganlaringiz ham ishlar haqida. Albatta bu sırtı 3. taraftan kelgan yordamlarni bu yetkizish meselesi yoki bo'lmasa urlashtirish meselesi, yani implementation deymiz. Bu narsada her qanday bir qurilma bilan munosabatlashmasak yoki tashkiliy xarakter bilan hamkorlashmagan ahvolatda bundaq yaxshi qisqa kundan ichida 2-3 kundan ichida bundaq yaxshi aloqa o'rnatish, odamlar bilan to'plash, uchrashish fursatiga ega bo'lamaydi. Aldi bilan şu 4 ayınızı hizmet qilib kelayotgan Mavi Hilal Ay Cemiyetimizdeki aşpidakar qarindoshlarimiga yana bir qitim rahmetim bilan boshlayman bu temani. Bu qarindoshlarimizningki samimiy kech gündüz yordam qildi bizga. Biz eng az degancha 2 soat uxlagan bo'ldik, qolgan joyda kechilab o'tirib muzokaralashib, qandoq qilsak deb telefon qilib, qarindoshlarimizning tizimligini qilib, bularni bu 400 oilaning tizimligini elish bu bir cho'ng bir vazifa bu. Bundan keyin bu bir kunda bir qancha yaliga to'xtamay berib ziyorat qilish, amaliy ahvolni ko'rish, tul ayollar bilan, yetim bolalar bilan ko'rish, bularning psixikasi va mushunda ruhiyati, mushunda ta'qib qilinayotgan insonlarimiz bilan unda ozod holda ko'rishish unda oson masala emas bu. Xo'sh. Biz yashayotgan davlatda bir odam qiyinchilik uchrab qolsa, butun davlat ko'ngil bo'ladi. Bu yerda cho'q deganchada 500 dona qiyinchilik uchrab qolganga bu 5 odamdan kelib bir kichikni baga yardim hech nima emas bo'lishi mumkin. Lekin biz shunday yaxshi narsa his qildikki, bu yerdagi tashkiliy qurilmadagi qarindoshlarimizdan qurilmadagi islohot olib bergan narsani ko'rgan bo'lsak, xizmatlardagi kasblashgan narsani ko'rdik. Chunki hamma narsaninki arxivlashib menapti. Tashkilni tizimga oldirilib, hamma odamning iqomat nomerı, telefon nomerı, adresi, hamma narsalar tizim qilib, ayollar, erlar bo'yicha kategoriyaga tizilibdi. Ondan o'lchamdagi mas'uliyet duygusu var iken bu qarindoshimizda. yetküzüş ve biriş meselesinde biz hattamış o bizgi yardımlaşken kırımdaşlarımızla bireyliğe de tavsiye kıysak mı? Bula yok. Biz buna hak sahiplerimiz belki aşağı. Kim ne şulaq bireyliğe de özleri işimamıgan bizgi 18 saat vaktini verdi bir günden içinde. 24 saat içinde 18 saat vaktini bizgi belgemal. Ondan deyin ki bu bizden alakalı xadımla işlavatkan, meyli, kesbi, işkanı oturuvatkan yakımız yardım geygen pidakar kırımdaşlarımızdan hemmesideki bir pidakarlık ruhunu gördük. Başka mülazimet türümüzden kubul kıygan hemşerilerimiz, cemaatimiz ve şundakla yetim balladaki bir ahlakla gördük. Bula eskildi ki biz başka devletlerle bir iş yanımızda haklarla talışıp, uğruş, buğuşup gittiklerini öğrendik. Bu sıran 500 adam gelip birbirisini ya bir işlerini ya vakırını anlamadık. Fakat şundaki ben mesela azırak kıskıstan bol diyor ama kuch tabi oğallık için. Menbesimiz az oğallık için. Lekin hiç kimde böyle yıkılıp gididiğen, talışıp kalıdığen, hapılışıp kalıdığen iş bulmayı 3 saatin içinde 400 ailege yani biz en az digençlerde 40 tonna miktarıdaki yemek uzakta katkan bulduk. Bu adli gepmez hem de. Bu Avustralya'da bu şincilik programını kılış için kem digençlerde bir hafta laylap, işkep, pilallap, yani bir hafta kılamız mı ki degen oyluşumuz. 4 saatin içinde buna emel kaşıyorduk. Ondan deken 2 gün ceriyende ağa kılap, toxtumasının ayallar grupsi, yaşlar grupsi, kızla, yaşındaki yetim ballarının sahiplerinin ayrım halda ya öylere bağladık, ya okuvatkan kursu kulatkan yerlere bağladık, ya kim olsa Mavi Hilal Ay Cemiyetimizi başlayıp geldik. Bu şey yeriyalla iskıgınımız Mavi Hilal Ay Cemiyetimizdeki kılavatkan hizmeti hakikaten halis milletimizdeki menfaatin çıkış kıygan ve şimdiki Allah'ın rızalıkını közleyen kırımdaşlarımızdaki bir hiç kadar mihnet talep kılmadan aldıkları hizmetlerken bulağa Allah'tan küçük kuvvet olayımız, hizmetlerine bereket olayımız. Bunun ki yardımlaşık egencada biz epketken özümüzden kolumuzdaki bu malumatla arkalık biz tekidim bu kan boğan sahalar boyunca izleniş arkalık ben bayatımda ötken ayallar, maarifi, çoğunla yaşlarının ki ali mektep girişi, küçük ballarının mektepler tizimletişi, bihaterliki ve küçük ballarının ruhi sağlamlıklı, psikik sağlamlık katarlık cihetler boyunca meblağ salıdığan menbelerini etişki bizim inşallah kızıkımız ve şimdi Allah hareket kılımız da böyleyim. Köpür rahmet. Əmdə, məşu yakında Türkiye'de Şarkiy Türkistan insan hakları küstüşi teşkilatı kuruldu. Ve kurulup da uzun ötmeyi yine kendi böyle çoğun bir yığın ekilgan buldu. Siz məmdə bu teşkilatın ki mühim əzadırdım birisi vəzifanızı oxumayın. Bəgən məşu əxtima biraz xalqara kanun, özünüzün bir kanun ayadı qavatkan hizmet kanunga alakadar şu anda adukatlık bir hizmet kuvvetleri bağlantılı memleketine. Ben yerde köçmenler kanunlukta mütehassisi. Hoş. Lakin üzem Ali Mektep'te mi şu halkara münasebet boyunca Ali Mektep Türgen. Hem üzem bir Suudi merkez bu Allah için. Bu sahalik kızıkşın bana. Rahmet. Şu mu şu adırkı yeni kurulganmış şu Şarkiy Türkistan insan hakları küstüşi teşkilatıdaki orunuz bu teşkilatın kuruluşmak istedim. Elbette bununki dünyadaki reislerle sohbet edip beliş fırsatımız bulmadı. İnşallah kısa vakit ötküzüşüne planlavatımız. Siz nakbigen mekmenin boğandıkken bunu biraz faranlaşı öteydim. Rahmet. Şarkiy Türkistan insan haklarını himaye kılış teşkilatı 2019 yılı Türkiye'de yaşavatkan vatanperver, milletperver kırımdaşlarımızın ki etraflık oylanışı, izlenişi ve şundakla başka mütehassiz kadınlarının ki teklif layihalar bilen meydana gelen bir yaxşı hizmet kılışını maksat kılan teşkilat. Hoş. Biz yüzümüzdeki mevcut olan teşkilatlarımız Karabağ'dan olsak halkarada bizden teşkilatlarımızdan amuilik güçlük. Terep katlımı köp, mürekkep. Mesela bir teşkilat hem siyasi faaliyet kıldı, hem ictimai faaliyet, hem insani yerden faaliyeti, hem namayiş, hem akbarat sahası boyunca Katar'ın hepsi ilişip etken boğan buluyor. İnsan hakları mıklımız, dini hizmetli mıklımız Katar'la boğan buluyor. Bunda halde mesuliyet duygusu güçlük olup gidiyor. Lekin hazır bizde nukul halde karatmalık güçlük boğan. Madem saha boyunca kesipleşken bir teşkilatımızdan bulatma insan hakları digenlerse dünyadaki barlık milletle, barlık insanla ortak kubul kıldığan bir noktadan, hizmet kıldığan bir hılsıpımızın ki yetersiz boğallıkı. Yok emez bu neyse. Mesela Uygur kişilik hukuk tetkikat projekti Amerika'da kurulgan bu nait yakışık hizmet kıpkil otudu. Bunundan ergizmi ağırınmayımız, bek suyunumuz bu kılavatkan hizmetlerden. Ama bundan hizmetlerse bulatma Türkiye'ye gidik, bizden insanlarımızın ki en köp sallıklı muhacirlerimiz ortaraklaşkan, bulatma Xitay'nın zulmağı bevast uçurab çıkıp, en zor derecede ziyankeşlik uçurgan insanlarımız Türkiye'de. Doğru. Ondan bu bizden kulumuzda ham eşya ba. Materyal ba. Bu materyaldan kandak kılıp faydalanıp biz bu davanınki katlamını, tekdimi çoğunlaştırırız ve davanın kandak kılıp tekdimi kesitleştiririz ve şundakla muşu dava sipige en kireklik boğan ve milletimizden sanı köp, yaşları ve adem menbesi boğan bu rayında muşu davanı tekdimi beytişka imkanı açalayamazdığı maksetler bilen bu insan hakları teşkilatımızını 2019 yılında tizimi aldırıp hareket kılıp kilovatımız. Destek kılgan hizmetlerimiz içinde içki kısımdaki alaka bağlaş ve sırtlı devletler bilen alaka bağlaş katarlık bir katar hizmetlerini işlep geldik. Bunu keyin başkanımız ayrım sohbetlerken çağda tefsirli hizmetleri toxtalısı buludu. Lekin bu teşkilatımızdan maksidi halkımızınki şu beşik kegen zulmetini devletimizninki hazırki siyasi ahvalini ve şundakla yüzümüzninki müstakillikka hürlikki boğan pilallarımızını insani hukuk noktasıdın, bulamı hakla kubul kılalaydıgan noktasıdın, kandak kılıp elip bargan yana bir erikçini, yana bir hıl iqinni bayta kılış arkalık kesipleşken, muhtexessizleşken ve serhıllaşkan bir hıl kuşunninki itilişige vesile bop kalaylaydıgan maksatda bu hizmetlerini kılavatımız. Köp rahmet inşallah muhabbet dileğimiz. Hem de şu halkara kanunlarını biz devamlı devatımız dünyanın harika şeylerindeki teşkilatla mevcut bugün dünyada hüküm sürat kalmış halkara kanundan paylanıp durup Şarkiy Türkistan davasını dikembek küçeytiş kereklikini, nait zürürlükini tepkilevatıda harika sorularda. Hem de siz hem kesbiniz hem bu sahada aktif hizmet kılavatısınız. Biz teşkilatla bu lüsüftümüz bilen bunu hakiki cihatip aktif işletele vatamdık, paydılına vatamdık, paydılına vatamdık bunun. Yani ki kılanmağın taraflarımız var mı? Bunu biraz söhbet kısak. Bu sual gerçi adli dekli hamasımın naid köp katlamlık mezmununu ösüşüge kanlarsa. Çünkü halkarada insan hakları bolsun, yakımız izilgen milletlerinin hukukları bolsun, yakımız ayalla hukukları, balala hukukları, ekologiya hukukları, muhit hukukları, katarlık sahalar bunca tüzülgen kanalla en az gençler ne cüzdün eşip gidiyordu. Halk aradaki nurgun devletler bu kanunla kol koygan ve yüzü icra kılavatkan ve yüzü hürmet kılavatkan sahalar bunca işleydi. Biz yaşavatkan Türkiye'nin işi de mi? Nurgunluğun gayri hükümet karakterli teşkilatla, hükümet teşkilatları yakımız insanla muşu sahalar boyunca emniyette üzerindeki kızıkışı ve yardım türleri ve şundakla bizlerle hemkarlaşış imkan edilir. Mesela Birleşken Devletler Teşkilatı da Dünya Uyghur Kurultayı ve başkan teşkilatla birikme aletlerine yakışı hemkarlık münasibden hizmet edip verivatkan olsa bu ameliyat nimeyse bizden devletinki bir devlet süpütü demez. Belki bu musumu şu devlet süpütü tendaş bir halette kubul kılmakla ispat. Ondakken bizdenki başkalarıyla meyli çoğun diplomatiye cihetli olsun, halkara münasibet cihetli olsun, özara almashtırış cihetli olsun, maarif sahası olsun, yakın olsun paali hizmetler cihetlerde olsun, bizden başka devlet teşkilatları bilen arlışalaydıgan ve açalaydıgan yollarımızınki imkaniyetleri köp. Yani şunun için bizde köp izleniş doğru geldi. Gerçi bu hiç kimden ağırınış duygusu demeyim ben bunu. Çünkü her kandak bir baskıç, ügünüş baskıçı. Çünkü eğer biz başka devlet, biz baş üzümüzü seliştirip bakayla kardeşim. Biz Şarkiy Türkistan'dan muhaciret yaşap sırt yaşavatımız. Devletimiz kapılar tarafından besilendi. Halkımız hazır en çok zulümden asılı kılavatı da. Biz iktisadi cihette, ictimai cihette, siyasi cihette, psikik cihette, ruhi cihette hiç kandak muntuzum bir yardım tüzümü erişilmegen halette mu? Yanalam halkaranın hem yerlerde en aktif enerjiye takılan teşkilat korulma, hizmet süpüsü ve şahslarını yitildirip kitapımız. Bu nemini gösterip oturduysa Şarkiy Türkistan halkının bir ümitini ve tedrici terakki kılıvatkan bir hıl yemirilmez bir kuşunun ki simbolunu gösterip oturduysa. Ondaki bu simbolunu kandaklı terakki kıldırımız ve kandaklı tehdimi bunu en şükür halette milletimiz ve halkımızdaki canıcan menfaat için hizmet kıldırmamız degen çağda biz izlenişke bulup mu kesipleşken kadımlarınki kanun sahasında, hukukan, diplomatiya sahasında, tabi pen sahasında, akademiya sahasında, dini ulema sahasında katalga hem misaladaki en ecir biladigan kişilerimizin kızıp çıkış arkalık biz şularınki ortak menfaatini halkımız yetküzüş ve halkımız ölen yüzümüzdeki bağırlık elit grup yani terakki kılan gruplarımızın birleştiriş arkalık mükemmel boğan bir vakaletçilik yani Şarkiy Türkistan'a vakaletçilik kıladığan bir cemaatçilikle şekillendiriş bu maksadımız kılındı inşallah. Bağırlık teşkilatlarımız müşterinde, müşahda tırışıp, kıtırkınıp, izdinavatkallığa köz cümmayımız Allah hem mesle razı olsun. Şu münasebetle bağırlık teşkilatlarımı teşekkürlerimle, rahmetlerimle bildirmen. Köp rahmet. Meyli Avustralya'nın işçi de olsun, sırtı da olsun, tehi yakında da bizimki şu İstiklal TV'mizdeki modeli Doktor Abdulvaris. O halkara, elbette o halkara Şarkiy Türkistan Teşkilatlar Birliği vakaleten meyadın bağım buldu. Malaysiya siz nimedin kaldınız. Nurgulgan Şarkiy Türkistan halkımızdaki hazır kuvvetimizin ahvalını anlatış için bir qatar ziyaretler de bulduğumda. Bugünkü mevcut ahvalımızdan dünyanın arkası şeylerdeki davayımızın ki bu küzetke vaktimizde nimelerini görüyorsunuz davayımızın kelgüsü hakkında. Şarkiy Türkistan davası bu kısa müddetlik bulduğun ya ki bir yol bilenlem hal bulduğun dava emez. Bu naiti emniyetinde bütün köp katlamlık, köp ecir talep kılığan ve köp sahibince izlenişka bizni isteydiğin bir davası bu. Hoş. Bunda boğan iken bir yerde hazırki biz yaşavatkan devirde medya yani akbaratın ki ne kadar mühimlikini kaçımı biledi. Çünkü televizyonlar karşısında her kanday yerde kaçınan tili mi sözünü vatadı? Kaçının işaret tili mi sözünü vatadı? Ondakken 30 milyon halkının avazı boğan, o Şarkiy Türkistan deb atalgan, şunçilik bir bay munbat 2 milyon kvadrat kilometreye yakın kildiğen bir zeminin ki ortak bir avazını şu halkının menfaatiga vekillik qilgan asasda halkaraga, axborot sahasiga, insanlara ve kesbi xodimlarga yetkizdiğen bir xil media axborot supimizninki buluşu bu devrinin, cemiyetinin, vaziyetinin insanlarına taqozosi bu. Muşu sahada hizmet kılavatkan hazır 2006 yıldan tartıp hizmet kılavatkan İstiklal Televizyası yani İstiklal Media grupumuzdaki kılınavatkan hizmetlerinin hemmesini eğer baştan ahır takip kılavatkan insanlarımız eğer muşunun hemmesini bir tarazi koysa malum bir küçük devletlerimi kılanmaydıgan sahada kılanmaydıgan seviyede şunçilik kesipleşken şunçilik pidakırlaşkan, şunçilik vakit, ünüm ve şundakla özününki pidakar ruhini bir vatkan halet kılavatkalıkını kürüvatımız bununla. Bu elbette bunun akısını uygulayan bedel bilen kilidi. Bu bedel bizninki bayatını da öttüm. Bizden davayımızın nokul halda, sicil halda kollaydıgan bir iktisadi kurulmamız yok. Yakımımız, akımız durgan çoğun bir devlet sistemimiz yok. Halkaralık bir teşkilat kurulmamız yok. Ondakken bu saha aldı bilen kimden mesuliyeti doğru kilidi? Bu bulatma bizden avazımız boğan, halkımızdan avazını, yetimlerinin avazını, boğulganlarının avazını, keskuçurganlarının, tutulganlarının, kesilgenlerinin avazını öz tilimizde, öz halkımızga, başka tıllarda, başka milletge ve şundakla bu ahbara sahası boyunca başka ahbara sahası tesir kıyıdık derecede kılavatkan bu hizmetlerimizden birkaçısı var. İstiklal Televizyası, Dünya Uyghur Kurultayı'nın TV nimesi, ya ki radyo, Erkin Asya radyosu katarlıkları 3 tane. Sanağlıkla. Ama başka kanallar karab bakaydı. Küçük bir devletim açı kaç kanal buluşu mümkün? 200 neç, 300 neç kanal buludu. Gizliklerden neç, 100 neç man buludu. Onların devlet kıldı. Bizden devletimiz bulmağın hazır ahvalası da. Halkımızdan kütüğün talep şuurun bulunduğu kese üzümüz kollaş baskı şarkılık, üzümüzle tıklayımız. Üzümüzden ki hizmet kılış süpsi, üzümüzden halkımızını yetekleş ve bunu terbiyeleş ve bulağa mülazimet yetkizişi arkalık bulağa mihriballık yetkizmez. Bu nersi nimelse huddi aylaniş baskıcı. En ahırda nimelse birbirisini kollaş baskıcı arkalık halkının umumi sapası, iktidarı ve şimdi kabiliyeti üsetmağıdır. Bu arkalık bizninki şu devletimizin kuruş ve şundakla devletimiz kayıtıp milletimiz için hizmet kılgan bu ruhimiz ölmeydi ve tırıldı deb karayma. Bunun gerek bulduğun nersi emeliyeti canıcan manfaat, pul. Yani iktisat gerek buladı. Çünkü her kandak bir insan oyladı ki pulundan bir üçü Bilekte buruş, yürekte deydi. Demek muşu istiklal hizmetimizge, akbarat hizmetimizge, halkımızın avazı kançilik sadakatimiz bağlıqını ispatlaydıgan birden bir emeli körsetküş neyim buldu degen çağda şu üzümüzden halkımız hiç yerden yardım almay üzününki işki kulu ve aklı taynıp kılavatkan muş hizmetlerge kançilik yardımda buluş ve kançilik bunu koğdaş ve bunun inavıtını teşvik kılış ve bunu tekidimini güllendiriş vazifesi bizge düşken. Halkımız eğer bunu toluk yetse bu tesirlenmez. Çünkü bunu tekidimini güllendirgini boğalana bir kanç supulada her hal dünyavi tıllağa çıkın boğalan imkaniyetimiz var. Nima uchun? 2016 yildan tartib 2020 yil 14 yilningizni yiqilmay oddiylikdan murakkablikka, birlikdan ko'plikqa, bir odamdan 10 odam ishlaydigan bir supun akkilish, men bayotin deb o'tganda kichik bir davlatlar qilmaydigan ish bu. Undaqda bizda iqtidor bor ekan. İnsanlarımız işleydiğin kesbi hadımlar var ikenimiz. Bu şimdi supula teyyakken. Bunların kollaydıgan iktisadi yürekini halkımızga. Muşu münasebet bilen men halkaranın her kaysi yerleri yaşavatkan Şarkiy Türkistanlı kırındaşlarım gibi olsun. Ve şundakla Şarkiy Türkistan devası kümül bildiğinin barlıq terep ilgileri hükümet ve teşkilatlara sunulan ortak talebim şu bu kalsın ki bizden kılavatkan işimiz hak dava. Bu medya halkının avazı. Eğer siz 30 milyon halkın rastlam azap çikovatı deyip kargan bolsanız, 30 milyon halkın içindeki 5 milyondan 10 milyon siz turmalarga, kemplerge, yakımız zindalar taşlarına deyip işengen bolsanız ve aşılının köçüde yaşavatkalarımı huddi özünün suyul işini saklap duruvatkan kuzudik biçarı titrap duruvatı deyip işengen bolsanız şu halkın avazı bulan akbarat bu medyasımızga özünüzdeki en sehih kollarınızı sehih kalemlerinizin atağın degen talepler bilen kırımdaşlarımız buna ait yakışı talep olup kalsın yüzümüzünü kollaş yüzümüzünü güllendirdi. Bu vatanperverlik tuygumuzni östürdü. İnşallah halkımız bundan inşallah tekidimi suyunup gidildiğin neticeler çıkışık işinimiz inşallah. Rahmet Allah razı olsun. Ahirki sualımın cevabını hazırlayıp bir vatanız aslında ben ahirki Malaysiya ziyaretine olsun davayımızın ki şu yerdeki ziyaretini elbette sizlerden eylip bağlananlarımı teşvikatının bir türü hem de halkımızın çünkü aşağıdaki Müslüman kıyırındaşlarımızın İslam dünyasını bizim vatanını bulup ötüvatkanları kullanılan Xitay'ın cinayetlerini, vahşiliklerini anlatış, nak meydanı belirtip durup anlatış elbette bunun bir teşvikatının en mühim aktif güçlerinden birisi. Şu yerdeki bağlandıyken elbette bundan ziyaretle bunun değil ki mi devam kıldık planlardır çünkü. Davayımızın kelgüsü hakkında nimelerine oyuldanız ben bunu sorgatı mesela istiklalınki nimesiyle bunun teşvikatını aşırı oğallığı için bizimle kollaş hakkında güzel bir söz kılan oldunuz. Ben umumi cahitli ki davanın kelgüsü hakkında oyulu kaldırınız hakkında ki nimenize asem öldü. Bu ikisi birbirisi pek münasebetlik yapacağım. Hoş abdullah. Nemiş kadı genç adı? Biz hazır kürvatımız Xitay devleti yani düşmanımız boğan Xitay devleti akbarat kançilik meblağ selavatkallıqını, bizni akbarat sahası, gazet, televiziya, halkara kanallar arkalı kanda karlavatkallıqı dikkat kıp baksak, biz aşınan takabıl durduğun küşümüzde kanda yitildiriş doğruluk, emniyet şu devanın en çok kısmı şu. Bu ne? Bu çünkü neymiş gazeteler, biz küçüğe çıkıp adamlarımız açıklansak 1,15 milyar Xitay'a san boyunca nispetleştiremeyiz. Lekin biz yüzümüzden kılavatkan en gikinazdan sapası bilen ula karıştırış mekanizmini yitildirelimiz. Yani bu şu medya, akbarat sahası arkalık. Bizden Malaysiya'ya bakan seferimiz mi? Bu şu aldanki kıtımız seferimizde gerçi iki adam bakan olsak mı? Biz bir devletle, bir milletle avaz olup bağlı. Bu yerde yetkizgen avazımız Şarkiy Türkistan halkının, Şarkiy Türkistan milletinin avazı oldu. Bu şu ceriyanda mı? Şu biz yiskiğen dersimiz şu akbaratının ki, yani teşvikatının ki küçüdüm oldu. Şu yerdeki teşvikatının ki kanda taqatqanlığını gördük. Şu teşvikatının neticesinde barlıq yerli xalqlarının bunun belki inkasını gördük. Ve şundaqla bununla özgürleşlerini his qıldık. Mesela Malaysiya'da hükümet erbaplarıyla görüştük. Dini zatlarıyla görüştük. Mescidlerde bulduk, mekteplerde bulduk ve şundaqla cemaatinin katlamlarında bulduk. Muşulun hemmesi emniyet ne demek münasebetlik? Teşvikat kılınmasa, herkese medya arka teşvikatı herkese kandak gelir bir yerine. Birden öylelik bağın olmaydı. Benim bayatımda medyanı aldığım kuşluğum sebebim, teşvik, dava söygücü, üzerine teşvikat hizmetinin kançilik söylese, dava gibi hürmet etmeydi. Biz endi bu halkaradaki Malaysiya seferimde bolsun, yek aldan kıtım Avustralya'nın içinde başka ştatlarga bolgan seferimde bolsun, his qilgan narsam bizning da'voyimiz amaliyotda halkaradaki g'ururi vijdoni bor insonlar tarafidan adalet da'vosi deb e'tirof qilingan ve shundaqla adaletni suydigan xalqlarning ovozi orqali tashkillangan hokimiyatlar tarafidanmi bu davlatga yoki bu da'voga yardım destek beriş kerek iken degan tunuş kelingan ve şundaq yardım beriş vasitalarini, usullarini ve usullarini izlanayotgan holat ekanligimizni his qildim. Demek bizga sharoit yo'q emas, bor ekan. Gerçi o'zimizdan soni az bo'lsa-mu, tirishchiligimizni ko'rsatib olsak, bizni yordam qilgan taraflar bor ekan. Masalan, Malaysiya bilan Indoneziya ikkisiniki alayda tilga qo'yish arziydi. Biz bu yerda bagim mesajimiz yoki uchurimiz bularga. Biz yalğızlam Şarkiy Türkistan'daki zulüm karakterini anlatıştan öterek Malaysiya ve Indonezya'ya okşaş Xitay xavfiga duch kelayotgan Xitaylarning besivilish iqtisodiy böhrani ve şundaqla ademi yetkiliş arkalıklarının cemiyet katlamlarının buzilayotgan ahvalini ularga tunutgan, ularni sergakleştirgen, ularni o'yg'atgan ve ularga bizden tarafdan hemkarlık talabini koygan bir baskıç oldu. Ular kabul qildi. Nurgun, mesela Malaysiya'nınki bir xatarlik idaresi, strategiya idaralığının adamları bizden bayanımızda anlayandıkken siz bilen kürüşlük adamken siz nakız küreşsek buldukken neye geldi? Üniversiteleri biz tayyorlaq qilmagandik. Ama lakin üniversitetin 200 o'quvchini şu münasebetli, xalqaro münasebetli o'qiydigan o'quvchini toplab, muş o'quvchilar muş to'g'ri ders bersangiz bo'larkan. Biz chunki xalqimiz buni sizlar tushunganda tushunmabdik dedik. Çünkü Xitay hazır halkarağa bir tehdit buluvatkan. Xitay iqtisadi, Xitay halkara iqtisadqa namra devletlige besim, bay devletler xırs his qildirvatkan. Üzünün nüfusini chet elga yetkish orqali bir demografiyelik tajovuzchilik siyosati qo'llanavatkan. Axloqiy jihatda chiriklashish, hakimiyat boshqurish jihatda asabiylashish ve şundaqla başqa bo'lgan yovuz qilmishlarni dünya bazarlarga selivatkan bunda sharoit aslida insoniyatni uyg'otish haqqani suygan devletlerini uyg'otish, siyasi yollarını uyg'otish, teşkilatlarını hareket keltirish, insanlarını hareket keltirish ve özümüzni güçlendirish bu hazırki halkaraning taqozosi bu. Doğru. Gerçi biz Şarkiy Türkistan'daki 30 milyon xalqni kurban qilgan taqdirdimi, lekin dünyadaki 6 milyard adamni saqlab turishni nishon qilgan holatda da'vo qilsa, u chaqda bizning da'vosimiz haq da'vo bo'ldi. Haqmi bizni? Ha, bu da aslida haqiqiy insoniyatni suydigan da'vogarlar ekan, undaq insoniyatni suydigan bu da'vogarning hozir da'vosini, Şarkiy Türkistan va Uyg'ur da'vosini bizning qo'llashimiz bu bizning majburiyatimiz ekan deb ularga his qildira olishimiz kerak ekan deb his qilaman. Hem shundaqda tunayman, hem shundaqda harakat qilamiz. To'g'ri. Haqiqatan deb o'tganingizdek bu siz degan narsalarning hammasi bugungi dunyoda bir insonning kamida yuzma-yuz hammaga berib, chepib qilish imkoniyati yo'q. Buni eng asosli kuchli qurol degan hamma mishada o'tirib butun dunyodagi insonlarga har xil tillarda xitob qila oladigan birdan bir qurol bugun tashviqotmi shu ijtimoiy uchurlar bo'lsin, televizor, radio. Mushu jonliq tashviqotning kuchi hammadan muhim deganimizdek. Shundoq ham yana bir tarafdan shunchavala bir shonliq tarixga ega bir xalqningki vatanning ichidagi so'z aytish mumkin emas, u yerdagi xalqni mishga yordam qilmaydi deb. Qila olgan bo'lsa albatta to'kib o'tdi xalqimiz. U imkoniyatni tajovuzchilar bermadi. Ammo chet eldimi, ya'ni muhojiratda millionlagan xalqimiz bor bizning. Ta Janubiy Turkistondan boshlab butun Yevropa siz yashayotgan yerlar. Mushunda necha million nufusga chet elda erkin dunyoda nafas olayotgan bir xalqningki bugun xalqning qo'lda, ya'ni o'z xalq o'zi boshqara oladigan, o'z xalqining yordami bilan oyoqda turayotgan va kuchli dunyoga ovoz berayotgan muqim masalan uydiga chiqqan bir televizor qonunining bugun bo'lmasligi aslida muhojiratdagi menga nisbatan muhojiratdagi millionlagan xalq uchun bir nomus qilgan bir ish deb qarayman men. Ig'irliq degan vaqtida nimishqi yo'q hozirgacha 50-60 yildan buyon chet elda yashayotdi ta birinchi shu hijrat qilib Xitoydan bu zulmdan keyin tunji hijratdan boshlanganda deb. Nurg'un davlatlardagi xalqimiz kuchaydi, shunda bo'lgan taqdirdimi bugun bizningki nimishqa insonlar o'tirib internet bombasimi, dunyoning har qanday yerida uydagi televizorni ochib ko'radigan bir televizorimizning bo'lmasligi aslida chet eldagi mushunchivolar kuchli. Chunki necha million nufusli u yerga bo'lgan masalan Kurtland deydi masalanga. Nurg'un kanallar var, radyolar var masalanga shularningki. Şunu şu halk özünün halkı ticaretçileri o bu kollab küçlük bununki ehmiyetini bilgeçke küçeytib atadımdı. Bizning mushunda bir xil tashviqatga ya biz tushunmamdik buning kuchini, his qilmamdik. Degan ta bizning dushmanimizmi? Buni istuteksiz jang maydoni bu. Buni bo'sh qo'yvasak shataq chiqadi. Eng kuchli tutdi g'ayrimiz mushi deb millionlab yolg'on tashviqatni kuchaytirib atadimdi. Bo'lmaslik haqiqatan ichini chiqib bir masala. Xalqning qo'lida ekan, biror davlatning dastakligini emas. Ya'ni Sharq Turkiston xalqining nimani qilsa qila oladigan, nimani digiskas deya oladigan, cheklamaga uchirmaydigan bir televizor qonunining bo'lmasligi. Biz şu orunu toldurmuz deb yolga çıkan tok bilen tunji qatim merkezimiz ziyaret qildingiz, ko'rdingiz, kamchiliklarimizni ko'rdingiz, ortiqchiliklarimizni deb o'tdingiz. Hamda oxirda ishga qiz kepimiz bilan tugastak program. Bo'ladi, rahmat. Nayt yaxshi bir tema bo'ldi bu. Media yani axborot sohasi amaliyotda hozirgi uchur davrida kam bo's bo'lmaydigan bir qurolga aylandi. Bizning milletimiz bir şallık tarixqa, bir şallık bir medeniyetke ve şundaqla özünün iftiharlanış g'ururiga ve şu tuyg'usi ega bir millet. Biz gerçi yakın şu 300 yıl tarih jarayonida özümüzni yo'qotish, özümüzni banidan ayrilish ve şundaqla özümüzdeki banın qadriga yetmaslik qatorliq kamchiliklarga uchragan bo'lsakmi, xalqimizningki qatlamlarida yanalam özünün milletini suydigan davlatning manfaati uchun jonijonlardan kecha oladigan insonlarimiz sansiz deb qarayman. Aldimda. Masalan, buningga misol ko'rsatib o'tamiz. 1890-yillarda tehi dunyo xalqlari tehi hozirgi zaman ma'arifiningki tehi o'ylarini o'ylab boqmagan sharoit ostidami? Bizning ota-bobolarimiz shu yerda muntazam turdagi maktablarni, hozirgidek taraqqiy qilgan shaxsiy maktablarni qurgan. Qilalagan, qiygan va tarbiyalagan. Xitoy zulmi kirib kelgandan keyin mu 70 yillik jarayon qarab baqayli. Biz axborot futurib qo'ymadik. Nima uchun? Biz garchi Xitoy bizga yo'l qo'ygan doirada bo'lsa-mu, shu uyg'urcha xabarlar, uyg'urcha matbuotlar va yozma matbuotlarimiz orqali o'zimizning madaniyati, an'atimiz, tariximiz, o'rlikimiz, iftixorimiz, g'ururimizni qo'g'dab keldik. Endi hozir vatanning ichida buning cheklimi qo'yildi. Butunlay yo'q qilindi. Qilayotganlar tutildi, kesildi. Chet elga chiqqan muhajiratga Uyg'urlar kimlarsa, naq asl an'ananing varislari. Shu shalliq tarixningki tug'ini ko'taradigan jangovar bir qo'shin bu amaliyotda. Biz bu yerda insonlarimizning hammasining qalbida mushunda bir vatanparvarlik tuyg'usi bor deb ishlaymiz. Agar mush qarindoshlarimizga mushining ahamiyati to'g'ri usulda tunishtirilgan, ko'rsatilgan, qilingan bo'lsa, albatta bularning hammasining yordam keladi deb ishlaymiz. Bugun o'z Küzüm bilen İstiklal Televizyonunun bu ornini, eslehelerini, hizmet kılış tertibini ve şimdi kadar kırımdaşlarımızın ki bir yer turbatkan ameliyatını görüştüğün ağan hissiyatım şu oldu ki destek katık tesirlendim. Çünkü bayatın dedim, bizden devletimiz bulmağan, muntazam bir iktisadi menbesimiz bulmağan, kesbileşken koşunumuz bulmağan, ya ki sesimiz bulmağan halette muşinçilik esleheleri mükemmel bulmağan. Bir qancha ishxonalari bo'lgan, uskunalari bo'lgan, muntazam ishlab turib, bir to'xtamsiz, uzluksiz xabar ishlab, millatimizning ahvolini berib kelayotgan va dadimizni anglatayotgan va shundaqla hammadan muhimi Sharqiy Turkiston deydigan bir huquqningki vakolatchilikini qilayotgan bir media axborotida tunsak bo'ldi buni. Undan bir bu nim bo'ldi desa, bu bizning oilamiz bo'ldi. Biz hammadan o'zining oilasini suydik. Bu bizning balamiz oldu. Balamizni qanchalik suyimiz. Ağırıp kalsa, doktorxana kapırımız, davaltımız, jenimiz kesip bunu davaltımız deyimiz. Ondaqda bizning mediasimiz hazır, palech halda, aciz halda, taraqqiyatga muhtoj halda qolgan ekan. Bu bizdek ata-ana bo'g'ichi, bu farzandga ko'ngil bilishi. Ve şimdi bu farzandni texdimi yaxshi o'qitib, eng yaxshi aslahalashgan, kasblashgan, sarxillashgan bir holatga kirishi, bu bizning majburiyatimiz ham mas'uliyatimiz. İnşallah şu münasebet bilen bağlıq Şarkiy Türkistanlık kırındaşlarımga dünyanın her kaç yerlerinde muşu programını anlavatkan ve muşu programına yıllardan bir dikkat takip kilibatkan ve özünün yardımlarını beravatkan bağlıq kırındaşlarımızga üntinsiz kılavatkan bolsunuz. Yakımız aşkarı kılavatkan bolsunuz. Allah rahmet eylesin deyimiz. Ama bu nesini güllendiriş bizninki şahsi işimiz emez, bir devletinin işi. Bu hiç kim beqinamdı ya beqinamdı teşkilatımız. Mediasimiz. Hiç kim beqinamdı. Kimki beqinadi? 30 milyon Şarkiy Türkistan halkı gibi bakındı. Halkının menfaati gibi bakındı. Onda koğanıken bizki sual koyuldu. Vatanperverlik davargalikin azından ameli ispatı, ameli söygünüzden ameli ispatı bir tal Kızılgül degendek, söygümüzden ameli ispatı, muşinunki doğruluk xit yazınla. İstiklal Televizyasiga xit yazıp, "Qirindishim, siz bu söhbetni biliyorsunuz, aqil qancha dam işleydi?" Qanchalik birnas ketib bordi buningga? Qanchalik rasxot bilan mang'izyapsizlar buni? Nimadan pul olyapsizlar? So'ranglar. Tafsilotni o'gininglar. O'ginish orqali bularni sizlarga xabarni bergan chaqda agarchi sizlarning shu to'g'riliq mas'uliyatinglarni tunib yetsanglar, Alloh xolsa buni texdimni gullantirishga, kasbiylashishga va shundaqla muntazam bo'lgan bir TV kanalga, televizor kanalga aylantirishimizga va uzluksiz bo'lgan texdimni radio, gazet narsalarni etishimizga bir fırsat yaratışka barlık kendaşlarımızın, milletleştirimizin çakırma. Bunun da üzemimi, şahsi üzemden namıdan başlayıp vergen buldum. İnşallah kulağımdan kildiğen her kanda yolla bilen bu kendaşlarımınki hizmetini kılışka menteye edip kalayım. Çünkü milletten hizmetini kılgan adamın hizmetini kılmadan ekemez, millet imendeki davasımız yalgan çıkıp kalımız. Kerindaşlarımga bu tane gebemez, belki hemimizge boğan samimiz eskertiş bep kalsın, hemimizge sevgi salamla bilen, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam. Köptün köp rahmet, rahmet Allah razı olsun. Kadirlik öğrenmelerimiz, şuna kalıp güzel naidi bir, kızgın bir keyfiyat söhbet oldu. İnşallah diginimizdeki kadirlik öğrenmelerimiz elbette nurgun kemçiliklerimiz, artıqçılıklarımız boğundak. Şu halkımızdan derdi üçün, halkımızdaki avaz buluş üçün bir kişilik hasımızdan koşup getivatkan orundan bir sepesendi. İkran aldı, elbette biz bu ikrandan hoşuşdan aldı da bizni meyli aşkar yoşurun, maddi manevi cihetten kollab, arkamızı turvatkan, hiç bulması özünün bir eğiz şu körüvatkanda yazgan inkası, yani Allah razı olsun diyen şu sözünün özümü biz üçün naiti çok bir tasvirliksiz bir söz, yani bunu his kılışımız, programlarımızda yazgan inkas anlab olsun, bizge ruhi uzuq buluvatkan, yani şu halkımızdan kendimizde durup bizge muşundak gayibani duaları biz üçün yani tepilgüsüz bir ruhi kuvvet, biz müşahede künde barlıq səbdaşlarım bilen müşahede oturup elbette nurgun ruhi sıkılış, çünkü her günü tuncu qatım biz his qıldığan nəslə, yani xoşallıq, bizni xoşal qıldığan nəslin bəkərək bizni qayğığı çömdürdüğən, bizden nervilerimizi çaçıdığan nurgun nəslə ən aldı bilen biz izləbdi. Bunu xizmetimiz bu oğan deyken, yani muşunda bir xil streslik, bir xil keyfiyatımız devamlıq iğizbəs örləbdirdən bir yada. Şununla çöküp durup hizmet kılışqa məcbur. Ama lakin halkımızınki muşunu yetküzüş cəriyanda bizge kilovatkan inkasla, sizlərinki şu gayiptin, biz sizlərin yüzyonlarını görməyimiz, hiçbir nesil kılmayımız, tunumayımız, bilməyimiz. Ama halkımızın şu duaları gayip kilovatkan, şu Ahmet, Semet, o bu isimler, ya ki isimsizlerin kilovatkan şu duaları bizge çoğun bizni ayakta tutup, bizge kündü bir ruhi bir energiya berip durduğun nesem bu. Şuna ötkendim bir haberimizde bədik, köp rahmet eytiş bilen birge bizden qollavatkan qeyrindaşlarımızın ki, emmesiga rahmet eytiş bilen birge sizden o qeyrindaşımız degendek, elbette bu avazımızını texinbek küçeytip, her xil tillada texinbek naiti sübetlik halette. Çünkü kündün künge zaman terakki kılvatı, üskünler terakki kılvatı, sübetsiz neslerini bunun deyinkin, insanların köğüskenmeydi normalde telefonda evet. Köğüsümü. Qancha sübetlik, qancha her xil sarxil nesle çıkıp dursa, bu insanını hem özüge cəlb qıldı, hem davayımızını küçlük bir şekilde anlaşılan vesile bulduğun nesle. Teşviqat boğan iken bununla, hemimiz bilimiz bununki en köp çıkım getirdiğin iqtisadi cihettin, bosunari cihettin, cıq neslerini tələb qıldığın bir saha boğalıq üçün. Minimum bir kişilik Hasan Bosun desiniz, bütün programlarımızda bizden telefon numaralarımız çıkıp durdu. Meyli köp az olsun, özünüzdeki bir kişilik Hasan'ınızı bildirmekşi olsanız, bildiremezseniz hem duayınız kupaya, bildirmekşi olsanız biz devamlı alakasınız buldu deyip. Deyimiz, şundakla bugünkü programımızın görüşler yandımı, inkas yazgan, dua kılgan, marlı xeyrindaşlarımızla köptün köp rahmet edimiz. Yeni bir katımlıq söhbətdə Allah ömür bəsi görüşükçe. Aman boğaysılar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.